Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, kandil gecesi, herhangi bir kandil gecesinde nikah veya düğün yapılabilir mi? Bir mahsur var mı? Efendim, bütün kandil gecelerinde nikah akdi yapılabilir. Bunun mahsuru yok. Nikah akdinin yapılması. Düğün yapılmasına gelince, yani zifaf olacak. Düğün yapmaktan murat herhalde o. Berat gecesini istisna etmişler. Çünkü berat gecesi hassas bir gece. Yani o gece genelde insanların, işte insanların değil, hani bir sene içerisinde dünyada olacak olan hadiselerin nasıl tezahür edeceği, kimlerin öleceği, kimlerin doğacağı levh-i mahfuzda yazılır buyuruluyor. Onun için böyle bir zaman diliminde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabaha kadar ibadet ettiği bildiriliyor. Bu sebepten dolayı hani nikah akdi yapılır, hayırlı mübarek olsun denir, akit yapılır ama. Hı hı. Zifaf düğün, evet, yani o gecelere denk getirilmemeli. Ve bir de şimdi yapılan düğünlerde çalgıyı sokuyor. Kandil gecesinde düğün yapıyorsun. Şimdi mübarek bir gecede hani okuyup tövbe istiğfar edip Allah-u Teala'ya itaat edip ibadet edeceğin yerde, evet, yani akit tamam, o dinin emrettiği bir şeydir. Zaten usulüne uygun yapılır. O da bir ibadettir. Ama çalgılı düğün yapmaya kalkacak olursan yarın ahirette derler ki bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Helal mubah işince şimdi haram sokuyoruz. Hatta öyle durumlar oluyor ki efendim el alem ne der? Bu bizim aynı şekilde geleneğimiz, bu bizim örfümüz, bu işte bizim olmazsa olmazımız. İnsanlar diyorlar ya, eğer mahşer günde önümüze koyacaklar melekler diyecektir. Bu da Allah-u Teala'nın olmazsa olmazıydı. Sen kendi nefsine uydun, kendi aynı şekilde çevrene uydun, insanlara uydun. Onların her biri şu anda hesapta. Siz kendi olmazsa olmazlarınızı ön plana koydunuz. Bunlar burada bir geçerli değil. Bir işe yaramıyor. Atacaklar çöpe. Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz buyurduğu emirler vardı. Yasaklar vardı. Siz bu yasakları çiğnediniz. Emirleri yerine getirmediniz. Yani Allah-u Teala'ya isyan ederek düğün yaptınız. Çalgı karıştırdınız. Benzeri şeyler yaptınız. İçki soktunuz. Kadın erkek karışık yaptınız bütün bunları. Bunların da hesabını verin. Ama efendim işte bu zamanda da, bak işte öyle bu zamanda da diye başladım bir de iş gider. Ne demek zamanı ya? Ben 60 yaşını geçtim. Bu 60 senedir aynı şekilde güneş doğudan doğdu, batıdan battı. Yani bir değişim bir şey olmadı. Zamana kabahat biliyorlar. Kabahat zamanı değil insanların. İnsanlar bozuluyor. Efendim işte teknolojiler ilerlesin, ilerlesin canım. Teknolojinin ilerlemesi 5 vakit namaz kılmaya mani midir? Oruç tutmaya mani midir? Zekat vermeye mani midir? Yalan söylememeye mani midir? Gıybet etmemeye mani midir? Gıybet etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, suizan etmeyeceksin. Başkasının malında, mülkünde, ırzında, namusunda gözün olmayacak. Allah rızası için insanlara iyilik edeceksin. Kendine yapılmasını istemediğini başkalarına da yapmayacaksın. Bunlar teknolojinin veyahut da bugün cep telefonlarının neyse akıllı mı akıllı, akılsız neyse. Akıllı diye bir de şey çıkardılar da akıllısı mı olmuş. Neyse. İnternetinin telefonu falan bir şey olur mu? Yok. Ama senin nefsin ona tabi. Ancak telefonu açıyorsun falan. Ha bana ne mesaj yazdı? Tık 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 tık. Ha o bana bunu dedi. Ha o bana dedi falan. Sen onunla meşgul oluyorsun. Kur'an-ı Kerim okumuyorsun. Allah-u Teala'nın sevdiklerinin hayatını okumuyorsun. Kendine lazım olacak ilmihal bilgilerini okumuyorsun. Ondan sonra da düğünü bekletiyorsun. Kandil gecesi orada da vur patlasın, çal oynasın. Velev ki bu girmese, haram girmese bile de derler ya bula bula bugün mü buldun? Efendim işte acildi. Ne demek acildi ya? Farz değil, vacip değil. Bir hafta sonra olsun. Veya ona dini bir kisve kazandırmak da mümkün burada. O değil güne denk, özellikle denk getirmek. Kandil günü daha iyi olur. Ha, daha sevap olur daha falan. Daha sevap olur. Tam tersi yapalım bundan sonra da. Orada bir sürü haramlar işlerler. O kandili de zayi ederler. Günahı katlayarak aynı şekilde verilir. Onun için tehir etmeli. Denk getirmemeye çalışmalı.